siz ne dediniz? Ben Narin'e her şeyi anlatmıştım. Ama anlattığımda artık çok geçti. Bunun için beni affedin çocuklar. Sevmemiş ki seni. Hepsi sahteymiş. Koca bir yalan. Ama artık hayatımızda yalancılar yer yok. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Benim yaşadıklarımın hiçbirini yaşamayacaksın. Hiçbirini. Kurtuldunuz benden tabii. Tadını çıkarın bensizliğin. Sonra Serhat yok. Yok. Vazgeçsen ne kaybedersin? Ne? Yani bazen bazı şeyleri geride bırakmak gerekiyor Kumru. Ben zaten geride bırakmak istediklerimi bıraktım. Merak etme. Bak. Gel vazgeç bu işten. Biz bir hata yaptık ve dersimizi de aldık. Buradan çıkınca daha iyi hissedeceğiz, emin ol. Hem sonra da yepyeni bir hayat kurarız. Her şeyden, herkesten uzak bir hayat. Belki de... Sen ne çıkmasından bahsediyorsun ya? Şu halimize bir baksana. Çok yırtıcı hayal dünyam var gerçekten. Ayrıca ben kimsenin uzaklaşmak falan istemiyorum. Benim hayatım o ev. Asla vazgeçmeyeceğim. Sağ ol Şehriyar. Afiyet olsun. Size afiyet bal şeker olsun. Artık ben gideyim. Boşu boşuna eve işgal etmeyeyim. Malum artık burada çalışmayayım. Geç de oldu. Nasıl yani? Yarın gelmeyecek misin? Niye geleyim?
Giderim evime, yatarım aşağı. Sabah istediğim saatte kalkarım, kahvaltımı ederim. Yani kadın programlarını izlerim. Konuydu, komşuydu derken akşama ediveririm işte. Oh, mis gibi. Mis gibi diyorsun. Masalı özlemeyecek misin peki? Narin'le sohbetlerini, mutfağını, bahçeyi, hatta benim gergin hallerimi. Şehriye abla, seni bilmem ama biz seni çok özlüyoruz. Sensiz bu evin hiç tadı tuzu yok. Gitme Şehriye teyze. Hıy, madem Çakır'ım isteği, ben de geri dönüveririm. Ya Şehriye teyze, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Çakır Gözlüm. Ama yarın sabah biraz geç gelirim. Faturalarımı yatıracağım. Ya ilk günden izin diyorsun yani. Ne ilk günü Duda? Ne biçim laftır bu? La havle vela. Kürcüm ne diyor bu? Sende de şeytan tüyü vardır ha. İki laf edemeyirim. Ben çalışma odasına çıkıyorum. Biraz işim var. Tamam, kolay gelsin. Kolay gelsin Uşak. Hadi bakalım, sen de dişlerini fırçala, odana geç. Ben de birazdan geleceğim kızım, tamam mı? Gittim bile. Sen kalıyorsun diye ne kadar sevindi. Ay, güzel gözlüm benim. Ah kızım ah. Kötü günler geçirdik. Ama geçti gitti çok şükür, bak ferah çıktık. Bitti mi diyorsun Şehriye abla? Ya Kumru boşanmamakta ısrar ederse, vazgeçerse? Kıvırcığım, hadi durma, hangi bir iş oluvereydi? Her şey yoluna girecek. Ne demişler? Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Azıcık daha sabredeceğiz. Göreceksin bak, her şey o kadar güzel olacak. İnşallah. Annem de çok üzülüyor. Ona da ayrı perişan oluyor. Ana yüreği tabii. Benim de için buralıyım Münevver Hanım'a. Ama dediğim gibi, azıcık sabır. Affettiremedim kendimi ya. Ya bir affettiremedim. Ağzından girdim, burnundan çıktım ama yok. Yok, sen iyice çaptan düştün Songül'üm. Vallahi billahi iyice çaptan düştün. Allah Allah. Yine o bilinmeyen numara. Alo. Ya ses versene, kimsin sen? Niye arayıp duruyorsun ya? Alo. Yoksa sen o geçen günkü adam mısın? Bana bak. Ses ver. Konuş diyorum sana. Seni polise şikayet edeceğim. Ya niye susup duruyorsun? Tanışacağız Songül Hanım. Bir gün elbette tanışacağız. Kiminle konuşuyorsun sen öyle mır mır kedi gibi? Ne diyorsun sen be? Manitacılık mı yoksa ha? Sevgili mi yaptın? Ya anam mısın babam mısın? Çek git başımdan akşam akşam. Hadi git sefer. Aman be, iyi. Hadi. Allah Allah. Oğlum, gel.
Oldu tamam, tamam ağlama, ağlama. Tamam ağlama, ağlama. Al, al. Tamam, tamam aslan oğlum. Ağlama bak. Bak ne var burada, bak 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 bak. Acıktın değil mi? Acıktın. Yerin mi ağrıyor? Bak bak ne var burada, bak 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 bak. Bak. Aferin. Oğlum. Tamam. Al, bak 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 bak. Aferin. Al, al oğlum. Al, al, al. Tamam oğlum, geçti, geçti. Hani kedi ya? Alo. Ya sen burayı ne hakla arıyorsun? Tamam aslan oğlum. Tamam. Hadi ağlama artık. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Al. Al bak. Neymiş? Ayıcık neymiş? Cici. Hepsi de ateş pahası. Aa, bu niye bu kadar ucuz? Konağa da yakın. Uzaktan da olsa Yiğit'i görebilirim en azından. Merhaba, ben ev ilanı için aramıştım. Ne zaman müsait olursunuz acaba? Evi görmek istiyorum ben. Hemen mi? Şey, hemen gelemem. Çalışıyorum da. 12-1 gibi öğlem olan var. Size de uygun olursa. Tamam. İyi günler. Feride. Ya hoş geldin denir, bir günaydın denir değil mi? Haklısınız. Özür dilerim. İlk sabah olunca heyecandan boş bulundum sanırım. Öyle boş bulunmayacaksın Feride. Of. Neyse işte. Bu seferlik böyle olsun. Kahvem de yok. İlk sabah diye onu da mı unuttun? Yok, unutur muyum hiç? Hazırladım kahvenizi ama soğumasın diye getirmedim. Şimdi getiririm. Hadi bakalım. Çabuk ol, çabuk. Bugün çok işimiz var. Tamam oğlum, acıktın biliyorum. Sabret, doyuracağız karnını hemen. Emir? Ya Melike abla, Yiğit'in mamasını bulamıyorum. Ha, burada olacaktı. Yeri mi değişti acaba? Yok mu Melike abla? Nereye koyduğunu hatırlamıyor musun? Daha dün yedirdim, sonu kalmıştı ama her zaman yedek bir mama olur. Hay Allah, şimdi Feride olsaydı. Melike abla, bilerek mi yapıyorsun? Ya ben kaç kere söyledim, bir daha bu evde onun ismi anılmayacak. Bak sana tekrar söylüyorum. Kimse bir daha bu evde onun ismini ağzına almasın. Anladın mı beni? Söyle Sefer'e gitsin alsın mamayı. Senin de kalbini kırdı değil mi? Sen onun kusuruna bakma Melike. Estağfurullah Hikmet Bey. O benim oğlum. Sadece onun için üzülüyorum. Her şey yoluna giriyor derken baksana şu halimize. İnşallah her şey düzelecek Hikmet Bey. Allah büyük. Yağmurdan sonra elbet güneş doğar. İnşallah Melike, inşallah. Meydanı boş buldu. Kocamın kanına girecek yarım aklıyla. Şuranın da biraz daraltılması lazım sanki. Kilo mu aldım ben ya? Of. Yok prensesim, ne kilo alması? Şu belini şuradan biraz daraltalım lütfen. Yüzüm de şişmiş. Az uyudum ya bugün. Yok bir tanem. Çok güzelsin annem. Buradan çıkınca bir masaja gidelim. O kadar gerginim ki belki iyi gelir. Hatta arayıp bir randevu alayım. Telefonu versene anne.
Dur kızım. Hareket etmeyin lütfen. Tamam tamam kalsın, sonra ararım. Dilara'ya gönderdim gelinliğin fotoğrafını. Böyle bir gelinlik görünce dibi düştü tabii. Hiç bu kadar güzelini görmemiştim dedi. Ben de gelinlik bana özel tasarlandı dedim. Galiba kıskandı. Herkesin Burak gibi sürprizlerle dolu bir nişanlısı yok tabii. Affedersiniz, özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür diliyor bir de. Çok acıdı mı yavrum canım? İşte, biraz batırdı iğneyi. Dikkatsiz şey. Gerçekten özür dilerim. İstemeden oldu. Siz aniden hareket edince... Ha benim hatam öyle mi? Sen beni mi suçluyorsun? Hadsiz. Tamam bir tanem. Sakin ol. Acemi herhalde. Boş ver. Sen bırak kızım. Semra Hanım baksın. Hadi. Bir sorun mu var? Nereden buldunuz bunu ya? Her yerim delik deşik etti. Niye dikkat etmiyorsun? İstemeden oldu Semra Hanım. Hanımefendi kıpırdayınca... Bak hala aynı şeyi söylüyor. Özür dileyeceğine terbiyesiz. Siz beni yanlış anladınız. Ben sadece... Tamam, uzatma. Sen atölyedeki işlerle ilgilen. Ver onları da. Efendim çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. İşe yeni başladı, hala öğrenme aşamasında. Ama ben sizden tekrar tekrar özür diliyorum. Bundan sonra da bana emanetsiniz. Her şeyle ben ilgileneceğim. Ay şu nasıl güzel bir kız ya, Allah'ım ya. Aa daha da zayıflıyor. Sefer abin gelecek. Sana mama getirecek. Sen bak mamalar büyüyeceksin. Anlamı sana da hissediyorsun değil mi? Özlüyorsun. Baban desen ben her şey olur. Alo. Melike, ben Cavidan. Emir telefonlarımı açmıyor, dinlemiyor beni. Ne olur telefonu ona götür. Vicdanım rahat değil Melike. Konuşmam lazım onunla. Alo. Alo Melike. Buradayım. Emir bunu kabul etmez. Melike lütfen. Bak çok önemli lütfen. Aferin kuzuma. Aferin kuzuma benim. Telefon sana. Alo. Emir oğlum. Kapatma bu sefer ne olur. Dinle beni. Ya ne yapmaya çalışıyorsun Melike abla? Nasıl konuşturursun beni o kadınla? Ya kırmayayım diyorum. Ama üzerime geliyorsun. Melike abla benim bu kadına tahammülüm yok bilmiyor musun? Bak bir daha bu evde ne onun ne de suç ortağının adını duymak istemiyorum bu evde. Ben onun adını almam ama vicdanını sana bir gün hatırlatır. Elimde büyüdün. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bugünler için mi sana emek verdim? Böyle etrafını kırdık diye mi? Yazık. Çok yazık.
Sana vicdanlı olmayı öğrettim sandım. Öğretememişim. Öğrenememişsin. Hadi annene kızgınsın. İçinin soğuması için zaman gerekiyor. Peki o kıza niye böyle yaptın? Bu ayıptan öte günah. Melike genç bir kızın gururuyla oynadın. Herkesin içinde, öyle bir günde. Kalbini paramparça ettin. Melike abla yeter bak. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin. Sen de şu kadarcık hakkın varsa dinleyeceksin. Feride bana her şeyi anlattı. Düğün günü sana bir mektup bırakmış. Her şeyi açık açık yazmış. Bu nedir ya böyle? Herkes tutturmuş bir mektup gidiyor. Evet okudum o mektubu. Dün de okudum. Ama benim için hiçbir anlamı yok o mektubun. Ne demek anlamı yok? Nasıl olmaz? Eğer kötü bir niyeti olsaydı her şeyi gizlerdi senden. Dürüstçe her şeyi açık açık anlattığı bir mektup yazmazdı. Yahu kızcağız çaresiz kalmış. Sırf abisini yaşatabilmek için, ameliyat parasını toplayabilmek için Cavidan Hanım'ın teklifini kabul etmiş. Anlattı bana. Her şeyi yazdım ona, abla dedi. Beni böyle kabul ederse ancak o zaman evlenirim onunla. Sen bunları okudun mu? Okudun. Sana oku öyle karar ver dendi mi? Sen de geldin kabul ediyorum demedin mi? E niye yapıyorsun bunu oğlum? Kızcağızın onurunu, gururunu iki paralık etmek için. Kalbim bu kadar kararmış anamız. Genç bir kızın hayatıyla oynadın. Ne diyeyim? Allah kalbine şifa versin. Dur dur Melike abla. Mektup. Bunların hiçbiri yazmıyordu ki mektupta. Ne? Ne demek yazmıyordu? E ne yazıyordu peki? Eyvahlar olsun. Yandım ben, yandım. Bittim. Kumru. Baba. Şş, sessiz ol Nalan, bunu yandırmayalım. Günaydın Nalan abla. Gel. Sen uyumuyor muydun? Evet, uyanıktım. Masanın öpücüğünü bekliyordum gözlerimi açmak için. Günaydın bir tanem, nasıl uyudun? Çok güzel uyudum. Neden ama sonra yanımdan kalktın? Seni sıkıştırmak istemedim. Rahat uyu diye. Hadi içeriye gidelim. Hem ben çok acıktım. Öyle mi? O zaman beraber kahvaltı edelim. Pankek ister misin? Olur. O zaman elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra gidelim. Ben de duş alıp hemen geliyorum. Sen ne yaptığını zannediyorsun? O dışarıda ukalalık ettiğin kız kim biliyor musun sen? Ay hayır, nereden bileceksin acaba? O küçücük hayatında acaba kaç kere böyle insanlarla karşılaşabilirsin sen? Ay hayır, en baştan her şeyi tek tek anlatmamış olsam neyse,
Ben sana ne dedim? Burası öyle alelade bir müessese değil dedim. Bizim müşterilerimiz çok nadide insanlar. Ona göre davranacaksın dedim. Demedim mi? Dedim. Bu ilk ve son olsun. Burada müşteri her zaman, her koşulda haklıdır. Bunu da kafandan çıkarmayacaksın. Bir daha da olursa affetmem. Müşteri geldi. Şimdi çık onunla ilgilen. Nasıl bir model arıyordunuz? Bu kız bak. Hangi kız? Aa, hani o dolandırıcı tarhunların gelini olacaktı. Aa, evet evet o. E onun ne işi var ki burada? Dur şimdi öğreniriz. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Merhaba canım. Semra yok mu? Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Nasıl özledim seni. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen içeride paketlenecek ürünler var. Onları hallet. Ben misafirlerimizle ilgilenirim. Özlettin kendini. Ay Faruk'un iş seyahatleri vardı. Ben de kendim onunla aklım dışarıya da geçen hafta döndü. Oh çok iyi gelmiştir şimdi sana. Ay hem de nasıl. Davet mi var? Bak bir sürü yeni model geldi. Hemen gösterebilirim. Ya şey ona sonra bakarız canım da bu kızın ne işi var burada? O kız yeni işe başladı. Ay bir kabalık etti değil mi? Aman lütfen özür dilerim. Hayır canım. Ay Semra senin de dünyadan haberin yok. Dolandırıcının teki o. Nasıl dolandırıcı? Bildiğin basbayağı dolandırıcı işte. O Tarhunların oğluyla evlenecekti. Onları dolandırmış. Ya Emir Tarhun bunun düğünde rezil etmiş. Herkesin dilinde kaç gündür Semra'cığım nasıl duymadın? Ay inanmıyorum. Ama ben ona dükkanı emanet ediyorum kaç gündür. Yani? Ay sen bana ne olur şunu en başından anlat. Bunu o yazmadı o zaman. Peki diğer mektubu nerede? Bittim. Ay bu kadın. Bu Melike beni mahvedecek. Ben kadına boşuna tehlike edemiyorum. Ay fişimi çekecek benim. Ay kalbim sıkıştı. Her şey ortaya dökülecek. Benim bu işten sıyrılmam lazım. Oh.
Yavaş be, yavaş. Önünü de mi görmüyorsun? Pardon. Bu nasıl çirkin bir üsluptur? Kusura bakma. Öyle birden ağzımdan çıkıverdi. Ha. Ağzından çıkıverdi demek. Ama sen de haklısın. Özün bu senin. Kibar olacağım derken eski sokak ağzı günlerini özledin demek ki. Ama bu özlemini benimle gideremezsin. Eski çöplüğünden arkadaşlarını ara. Onlarla konuş. Anca rahatlarsın. Affedersin dedim ya. Fazla uzatmasak. Ay, öyle bir niyetim yok zaten. Birinizin foyası ortaya çıktı. Onun gittiği gibi sen de tıpış tıpış gideceksin. Az kaldı. Çok az. Sen kendi suyunu kendin kaynatıyorsun Oya cadısı. Ya öyle işte şekerim. Ay. Sen üstünü arayacağım. Gel. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Gel buraya. Üstünü arayacağım. Ne demek üstünü arayacağım? Ne münasebet? Boşuna direnme. Öğrendim ben her şeyi. Gel buraya. Çantasına bak, çantasına. Ne diyorsunuz siz? Beni neyle suçluyorsunuz? Bırakın bu yaptığınız suç. Senden mi öğreneceğim ne suç ne değil? Şu hale bak, bir de üste çıkıyorsun. Ama sen koskoca tarhunları dolandırmışsın, benden mi utanacaksın? Al şunu. 2 günlük maaşın burada. Alsana. Al şunu, defol git buradan. Al şunu, yıkıl git karşımdan. Ya ne bakıyorsun? Hemen çık git. Bir daha seni görmek istemiyorum, yoksa polis çağırırım. Beni küçümseyebilirsiniz. Susarım. Sabahtan akşama kadar temizlik yaptırırsınız. Gıkım çıkmaz. Ama bu kadarı çok fazla. Alnımın akıyla ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum ben. Gene alnımın akıyla kazanırım. Ama kimsenin onuruma laf etmesine izin vermem. İstemiyorum paranızı. Sizde kalsın. Belki kendinize vicdan satın alırsınız. Günaydın. Nasıl geçti geceniz? Rahat uyudunuz mu? İyi uyumuşsunuz ama. Öyle görünüyor. Kaldınız. Geçin oturun. Ya hadi ama oturun.
yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyorum size ablacığım. Kapıyı niye kilitledin? Kahvaltı yaparken mızıkçılık yapmayın diye. Allah'ım bana yol gösterir. Ne yapacağım ben? Alo. Merhaba. Sizi aramıştım. Ev için görüşmeye gelecektim. Öğlen için randevulaşmıştık. Bir değişiklik oldu da erken geleceğim. Şimdi yoldayım. Sizin için de uygun mudur? Tamam. Görüşürüz. ₺900 param var. Bulamadın mı? Yok. Bu işin içinde başka bir şey olduğu belliydi zaten. Ben bir de mutfağa bakayım. Yok, hiçbir yerde yok. Göreceğiz bakalım. Şimdi konaktan kimin post alınacağını, Oya cadısı mı? Aramızda tatsızlık olmasın. Seni kırdıysam kusura bakma, affet. Yalnız Oya ben çok gücendim. Feride'yi gönderdiğim gibi seni de göndereceğim dedim. Ya ne bileyim, benim ne kabahatim var Allah aşkına? Ne bu şimdi? Feride'yi sen mi gönderdin gerçekten? Yani ben anlamadım ki. Açıkçası biraz da korktum. Sıkıldım gerçekten. Ha ne dediğiniz belli değil. Kork son gün. Kork. Korkmalısın zaten. Sen de Feride de aynısınız. Emir gördü. Abim de görecek elbet. Hayır. Sakın böyle bir şey yapmış olma sakın. Sakın.
Masalcığım bak. Senin sevdiğin omletten yaptım. Üzerine surat da yaptım. Ama bu sefer ağlayan yüz yaptım. Bak. Bu da gözyaşı. Hadi Masalcığım. Hadi gel kahvaltı yapalım. Çay da mis gibi koktu ha. Nasıl bıraktılar seni? Geceyi nezarette geçirdim. Sabahta bıraktılar. Değişik bir deneyim demek isterdim ama... Malum. Oralar bana çok tanıdık. Masal gidip babasını alıp gelsin. Hiç gerek yok canım. Maaşımızı boşuna yormayalım. Ben şimdi Kemal'e mesaj atarım. Anlatın bakalım. Neler yaptınız bensiz? Hayatım, işin bitince mutfağa gel. Kahvaltı hazırlıyorum. Narin, Masal! Açın şu kapıyı! Narin, Masal! Açın şu kapıyı! Narin, Masal, açın kapıyı. Hadi babaya seslen. Baba bekle, sana sürpriz yapıyoruz de. Hadi canım. Kumru, açalım kapıyı. Madem kahvaltı yapacağız. Kapıyı açsanıza. Narin, Masal. Masalcığım. Hadi dediğimi yap. Baba bekle. Kızım, kızım açsanıza şu kapıyı. Bekle baba. Sana sürpriz yapıyoruz. Sana sürpriz yapıyoruz. Kemal, Kumru burada. Bak, eğer onlara bir zarar verirsen seni mahvederim, anladın mı beni? Aç şu kapıyı. Kemal'cim sakin olur musun biraz? E sen bağırdıkça Masal korkuyor ama. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kemal. Yapma. Hadi canım, otur. Sürpriz yaptım canım size. Hebetiniz benziniz attı. Ben sizin için buradayım. Kemal'cim,
Sürprizim hoşuna gitmedi mi yoksa? Kumru. Sana ben bir şey söylemiştim dün. Hatırla. Bir daha hamle edersen evladım demem. Anne. Yapma. Tamam. Ama sen beni dinlemedin geldin. Ver o bıçağı bana. Siz bu bıçaktan mı korktunuz? Katil değilim ben. Al. Ben buraya son kez sizinle kahvaltı yapmak için geldim, o kadar. Melike abla keşke dışarı çıkarsa seni. Alo. Evet çok yaklaştım. 5 dakikaya oradayım. Korku dolu bakışlarınız aklıma geldikçe gülesim geliyor. Karakolda nasıl çıktın? Firar ettim. Tünel kazdım bir gecede. Sonra da vın. Ya gitsenize. Ne bu böyle canım? Afyonunuz patlasın biraz. Savcı beni suçsuz buldu. Özgürüm artık. Ya ben aslında sizinle başka bir konu konuşmaya geldim ama... Ama laf lafa açtı, konu dağıldı biraz. Ne konuşacaksın? İkinizi de sevindirecek bir haber. Anneciğim, masal odasını götürmüş. Gelmesin. Evet. Hazır mısınız? Boşanmayı kabul ediyorum. Hadi sevinin. Vallahi sevinmeyeceğinizi bilseydim böyle bir karar almazdım. Şaka şaka. Evrakları getir de imzalayayım. Ev burası kızım. Buyur.
Bayağı eskiymiş. Parasına göre işte. 800 liraya başka bir bulamazsın. Depozito da dahil. Evet, uygun da. Neyse, zamanla adam edilir aslında. Tutuyorum. Buyurun. Tamamdır. Hadi hayırlı olsun. Güle güle otur kızım. Sağ olun. Hadi eyvallah. Yeni hayatına hoş geldin Feride. Bundan sonra yine tek başınasın. Hakkımda bilmediğim birçok şey var. Bunları sana daha önce de anlatmak istedim. Ama yapamadım. Vicdan azabımı susturmak için bu mektubu yazıyorum sana. Ben Feride Akgün. Bu konağa Cavidan teyzenin isteği üzerine geldim. Cezaevinde tanıştık onunla. Benden bir iyilik yapmamı istedi. Torununa bakmamı, onu ömrümün sonuna kadar sarıp sarmalamamı istedi. Bunun karşılığında da bir miktar para vermeyi teklif etti. Ben ilk başta kabul etmedim. Böyle bir şey yapamazdım. Ama hayat bazen insana başka bir yol bırakmaz. Başka bir kapı açmaz. O dönem abimin hastalığının ilerlediğini öğrendim. Donör bulunması için yüklü bir miktar paraya ihtiyaç vardı. Hapisteydim. Çaresizdim. Cavidan teyzenin teklifi, abimin hayatını kurtarabilmek için bir fırsat oldu. Teklifini kabul ettim. Ama sadece bunun için değil. Anne baba sevgisinden mahrum büyümüş biri olarak, bir yavrunun sevgisiz büyümesine gönlüm razı gelmezdi. Evet, yalanlarla girdim bu konağa. Ama her an, her saniye bu vicdan yükünün altında ezildim. Başka bir şekilde, başka bir yerde yollarımızın kesişmesini dilerdim. Yalansız dolansız. Ama maalesef hayat başka bir şans bırakmadı bana. Belki bu mektubu okuduktan sonra yüzüme bile bakmayacaksın. Ama şunu bilmeni isterim ki, Yiğit'i çok sevdim. Gerçekten sevdim. Bundan sonra her şey ya yalansız olacak, ya da hiç olmayacak. Bunu oku.
Sonra karar senin. Git dersen giderim. Kal dersen kalırım.